Aa, Allah Allah. Elektrikler mi kesildi acaba? Aa, şu işe bak. Bir bu eksikti. Elektrikler kesilmiş. Makbuş, ha? Kapının önünde biri var. Ne? Aa! Hırsız mı acaba? Ha? Gündüz gözüyle ne hırsızı evladım? Belki de elektriği o kesti. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ödüm koptu ya. Elektrik idaresinden geliyorum ben. Evladım, asıl sen bizi korkuttun. Neyse, arıza için mi geldiniz? Hayır, elektriğinizi kestik de. Aa, elektriği siz mi kestiniz? Neden? Çalışma mı var? Yok teyzeciğim, borcundan dolayı kestik. Aa, olur mu öyle şey? Bir karışıklık olmasın. Teyzeciğim bakın, sayaç numarası, adres, her şey doğru. Elektrik Hakan Ertürk adına değil mi? Evet. Birikmiş borçlarla beraber bu ayın faturasını da yatırırsanız hemen açılır. Peki evladım. İyi günler. İyi günler. Hay Allah. Hakan otomatik talimatla ödemiyor muydu? Bilmiyorum ki. Ne olacak şimdi? Elektriksiz mi kalacağız? Aa. Günaydın. Ne oldu? Elektriği kestiler evladım. Borcu varmış. Ay, olacak şey değil. Nasıl böyle bir yanlışlık yaparlar? Bir saniye. Tamam, anlıyorum. Evet. Banka ödemeleriyle karşılaştırdınız yani. Anlıyorum. Peki, teşekkürler. Bir yanlışlık mı olmuş? Maalesef. Yani? Yani otomatik ödeme talimatı vardı ama... İki aydır bankadan para çekemedikleri için. Pes yani. O kadarcık da mı yoktu hesapta? Boş ver evladım. Takma kafana. Olur böyle şeyler. Şaka gibi. Özge. Ne var anne? İflas etmek diye buna derim ben. Gıcık. Emre. Ne var babacığım? Eskiden bir elektrik mi varmış canım? Hem böylece akşamlarımız daha eğlenceli olur. Makbuş bize masallar anlatır. Hakan, ben bugün hallederim, merak etme. Sana mı kaldı fatura ödemek? Eyvah Hakan, nanaya muhtaç kaldıysak işimiz iş yani. Ya rica ederim, şu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Makbuş, ben bugün halletmeye çalışacağım. İdare edin, olur mu? Tabii evladım. Hadi çıkalım Simge. Peki. Ha çocuklar. Sizin bugün resim projesi için bir şeylere ihtiyacınız vardı değil mi? Önemi yok. Biz arkadaşlarımızdan idare ederiz babacığım. Olmaz öyle şey. Emre. Al bakalım şunu. Kardeşinle paylaşın. Hadi. Hadi. Ne sallanıyorsunuz? Servisi kaçırırsak bir de yol parası vermek zorunda kalacağız. Yürüsenize. Önden buyur başkıcık. Yani bu Hakan da işin kolayını buldu canım. Ayol neredeyse bütün iş yaptığı adamları eve yemeğe getiriyor. Tabii iki saat içinde hop her şeyin hazır olacağını biliyor nasıl olsa. Ah ah, keşke insan olsam da sihir gücüm olmasa. Her şeye razıyım. Belli olmaz. İnsan olduktan sonra belki zamanla pişman olursun. Hiçbir zaman pişman olmayacağım. Göreceğiz bakalım. Hı. Hadi düşünmeyi bırak da göster şu marifetini. Hı hı. Tamam. Ay, kim acaba bu önemli konuk? Adamın böyle bir iş için onca parayı gözden çıkardığına inanamıyorum. Yatırımcı olmak böyle bir şey olsa gerek. Trilyoner adam. Nasıl para kazanılacağını bizden iyi biliyordur herhalde. Volkan, hadi hazırsan çıkalım canım. Geç kalıyoruz hadi. Nereye geç kalıyoruz? Ay, nereye olacak, sinemaya. Volkan, aa, unuttum deme sakın. Bak, bana söz vermiştin. Evet canım ama sinema işini maalesef yarına ertelemek zorundayız. Nedenmiş? Yani... Çok önemli bir müşterimiz akşam yemeğine bize gelecek. Volkan da orada olmak zorunda. Of! Ya
Yani bebeğim ne yapalım? İş. Nesor Bey mi yoksa? Evet. O halde hemen çıkalım, anca hazırlanırız yani. Merak etme. Nana ve Makbuş yemekleri çoktan hazırlamışlardır. Ayol, yemekten bahsederken ben kendi hazırlığımdan bahsediyorum Hakan'cığım. Of ya. Hadi sallanmayın. Oo, tek kelimeyle harika bir sofra olmuş. Bakıyorum da bu misafiri çok önemsiyorsun Hakan'cığım. Öyle. Hem çok önemli bir müşteri, hem de yapacağı yatırım gerçekten güzel. Çocuklar için şimdiye kadar hiç yapılmamış bir ölçekte eğlence ve oyuncak merkezi yapmayı planlıyor. Oyuncak merkezi mi? Adamı daha çok merak ettim. Şu masanın mükemmelliğine bakın, inanamıyorum size. Son anda haber verdim size, nasıl başarıyorsunuz bunu? Hiç bana bakma, Nana'nın marifeti. Bazen senin insan olmadığını düşünüyorum, biliyor musun? Yok canım, daha neler. Ben açarım. Selam canım. Hoş geldiniz. Özgeciğim, iyi misin? Sanırım bugün okulda Emre ile tatsız bir olay geçmiş. Evet. Şimdi onunla konuşmaya çıkıyordum ben de. Gerek yok. Ben artık Emre'nin sürekli beni hırpalamasına alıştım. Hiç öyle şey olur mu? Siz geçin, ben geliyorum birazdan. Tamam. Hayret. Bu kez hiç umudum yoktu ama yine becermişsiniz bir şeyler yapmayı. Hadi doğruyu söyle. Hepsini dışarıdan sipariş ediyorsunuz, öyle değil mi? Yok canım, daha neler. Hepsi ev yapımı evladım. O halde bir sırrınız olmalı. Sırrımız mı? Ne sırrımız olacak? Ne sırrımız? Boşuna bana numara yapma. Ama nasıl olsa bir gün her şey açığa çıkacak. Kapıyı da ben açacak değilim herhalde. Bir zahmet açıverin ha. Sabah yaptıklarım bu kadına az bile. Şu halime bak ya, iki ayağım bir pabuca soktu. Ya küpemin tekini takmayı unutmuşum ya. Ya ben tek küpeyle ne yapacağım şimdi, bakar mısınız? Tamam artık, bütün gece senin küpeni dinleriz. Ama Volkan ya, baksana tek küpeyle çok komik oldum. Çıkar o zaman ötekini de. Küpesiz hiç olmaz. O halde tek kalsın. Yeni moda başlatırsın işte, fena mı? Hmm, çok komiksin. Şimdi düşüp bayılacağım. Küpen saçında Merve. Nasıl? Saçına takılmış. Ay nasıl olur ya, ben böyle her tarafına bakmıştım. Tamam, rahatladın mı şimdi? Evet, rahatladım. Ay kaç kere de kontrol etmiştim. Vay be Nana, sen eşsiz bahçısın ha. Aa, bu ne ya? Ah, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hepsini aldın mı? Oh, evet. Canım çıktı. Kolay mı kızım? Ama bu alışveriş işi benim hoşuma gitmeye başladı. Tabii kızım. Şimdiden her şeyi öğren ki insan olunca zorluk çekme. Bak Makbuş. Loto kuponundan mı aldın sen? Hı-hı. İlahi kız. Boşuna niye para verdin şimdi? Ne bileyim, ayakları sakat bir amca satıyordu. Destek olsun diye aldım. Neyse, garibana yardım etmiş olursun. Ben ne yapacağım şimdi? Aman kızım, işte çekiliş yapılıyor. O numaralar seninkinde varsa kazanmış oluyorsun. Ya, hadi bakalım. Hayırlı olsun ne diyeyim. Hayırdır? Makbuş. Hı. Galiba ben insan olmaya başladım. Şu loto kuponunu aldım ya. Ben de hayal kurmaya başladım birden. İlahi kız. Makbuş, biliyorsun sihirle para yapmamız yasak. Hem düşünsene, o kadar çok param olursa Hakan belki beni daha çok sever. İnsanlar için para çok çok önemli. Hiç de değil. Para insanın elinin kiridir yavrum. Hı. Önemli olan sağlıklı olmak. Mutlu ve huzurlu olmak. Para bunları satın alabilir mi? Söyle bakalım. He? Hele de sevgiyi. İşte bu haftanın şanslı numaraları. 2 11 13 28 33 ve 41. Allah kahretsin.
kahretsin. Bir bile tutturamadım. Çalışmaya devam Simge. Of, ne kadar can sıkıcı ya. Kim bilir kime çıktı. Sanırım bana çıktı. Hı? Ne dedin sen? Sanırım bana çıktı. Sen de mi oynadın? Hı-hı. Numaralar aklımda doğru kaldıysa bana çıktı. Kupon nereden ana? Yukarıda. Hadi 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 hadi. Hadi alalım. Çabuk. Çabuk çabuk. Allah, sen aklıma mukayyet ol yarabbim. Durun canım, o kadar rakam aklında tutmuş olamaz. Kesin yanılıyordur. Ay. Bir de ona çıktıysa kesin çıldırırım valla. 2. Evet. 11. Evet. Aa. 28. Aa. Evet. 33. Ne? Gel bakalım. Gerçekten şaka gibi. Hayır. Para için bana. Bakayım. Hayır. Anne. Ver şunu. Simge saçmalama, ver o kuponu. Hayır, vermeyeceğim. Hey, versene. Aa, kaçın ya. Bırak. Çekil. Ya versene şunu. Hayır. Ya versene. Simge, delirdin mi sen? Yapma Allah aşkına, saçmalama. Çocukça davranmayı kes artık. Ya ama o para benim olmalıydı, onun değil. Kıskanç. Siz durursunuz. Sanki rüyada gibiyim. Hadi baba, dışarı çıkıp bunu kutlayalım. Evet babacığım, bütün paranı harcayabilirsin bu gece. Nasıl salanın milyoner artık. Ya çocuklar, bir durun da şu olayın bir şokunu atlatalım. Nana, artık kendine yepyeni bir hayat kurarsın. Yeni bir ev alarak işe başlayabilirsin mesela. Hı? İyi ama ben burada olmaktan çok mutluyum. Çocuklardan ayrılamam. Biz de senden ayrılamayız zaten canım Nana'm. Çocuklar, Nana'ya baskı yapmayın. Ne yapmak isterse izin vermelisiniz. Bu para yüzünden hayatımı değiştirmem gerekecekse bu parayı asla istemiyorum. Ay, delirmemek içten değil. O salak bu paranın değerini nereden bilecek? Ah, bana çıkmadı ki. Zaten Makbuş söylemişti. Önünde sonunda bu kadar para benim rahatımı kaçıracak. Ben istemiyorum. Al Simge, senin olsun. Hı? Nana? Ay Nana, ciddi misin sen? Canım benim. Senin harika bir kız olduğunu biliyordum. Git git. Ya benim Nana'ma sarılma. Ya saçmalamayın, öyle şey olur mu? Sana ne oluyor Hakan ya, istemiyor işte, bana kendi verdi. Olmaz öyle şey canım. Niye canım? Çok istiyorsa onun olsun. Evet. Nanacığım, şaşırdın mı sen? Kuru yemiş mi veriyorsun? O parayla neler yapılmaz. Ya Nana, bunu yapma lütfen. Ver hadi Nanacığım, bana ver. Çocuklar, delirdiniz mi siz ya? Kızım, sabahleyin Filiz'in odaya kafayı uzattım. İkisi de böyle sarılmış mışıl mışıl uyuyorlardı. Öyle mi? Ah. Hakan'ın bugün işi çokmuş, erkenden çıktı. Çocukları uyandırayım mı? Aa, bırak uyusunlar evladım. Hafta içi her gün erkenden kalkıyorlar. Filiz Hanım da hala kalkmamış. Canım, bırak uyusunlar evladım, sana ne? Ay! 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 Ay kızım, biraz dikkatli olsana. Elini şu musluğun altına tut.
Ben sana yara bandı vereyim. Hay Allah. Hay Allah yarabbim. İnanamıyorum. Elim kanıyor. İnanamayacak ne var bunda evladım? Böyle dikkatsizlik yaparsan kesersin tabii. Anlamıyor musun? Oyuncaklar dünyasında kimsenin eli kanamaz. Çünkü biz oyuncağız. Bir dakika. Sen şimdi... Galiba insan olmaya başladım. Ay, nasıl derler? Allah tamamını erdirsin. Çok mutluyum Akmış, çok. İnsan oluyorum sonunda, yaşasın. Dur evladım, dur. Hemen sevinme. Önce işin aslını bir Kulina Hanım'a soralım, değil mi ya? Haklısın. Kulina. 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 Sana söyleyeceğim çok önemli bir haber var. Aa, neymiş bu önemli haber acaba? Ay bak şimdi çok merak ettim. Düşünebiliyor musun Kulina? Parmağım kesildi ve kanadı. Ne güzel öyle değil mi? Süre doldu mu Kulina? İnsan oldun mu acaba? Hayır nanacığım. Daha insan olmana epey zaman var. Peki ama bu ne demek oluyor? Sanırım yavaş yavaş insan olmaya başlamışsın. Ama bu henüz tam olarak insan olduğun anlamına gelmiyor. Getir bakayım elini. Bak gördün mü? Aa, hiç iz yok. Aa. Tamamen geçmiş. Gördün mü bak? Ay, üstüme iyilik sağlık. Eğer tam olarak insan olsaydın elin hala yaralı olurdu. Ben de ne kadar sevinmiştim o. Çok acım çok. Bu tasta bir şey kalmamış. Çabuk yiyecek getir bana. Tembeller sizi. Şu dünyalı kız biraz gelişip sevirsin. Ona hizmet ettireceğim. O da olmadı. Afiyetle onu yiyeceğim. Çok iyi düşünce Dorgan. Kes! Kes! Dorgan beni yer mi sence? Merak etme dostum. Ben varken sana hiçbir şey yapamaz. Evet. Gel bakalım buraya dünyalı. Onu rahat bırak. Sen de kim oluyorsun? Dur bakalım Dorgan. Aşkı. Oh, Emre. Yağmur. Buraya nasıl geldiniz? Seni kurtarmaya geldik Dana. Bu komik şeyle mi beni yeneceksiniz? Al bakalım. Zavallıma. Benimle baş edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Sizi gidi sizi. Nana'yı kurtaracağınızı mı sanıyorsunuz ha? Buna izin verir miyim ha? Al bakalım koca adam. Sana dünyadan iki tane armağan getirdim. Sen de kimsin? Sana yardıma gelmiş bir dost diyelim ha? Bir tane derken dört kişi oldunuz. İyi, iyi. Çok iyi. Sen de geç bakalım. Biraz sonra sırayla icabınıza bakacağım. Ama dostum, baksana. Ben senin tarafındayım. Neden anlamak istemiyorsun? Bir dakika. İyi misin aşkı? Şimdi olmadan ağaca yetişmeliyiz. Ne ağacı çocuklar? Sana her şeyi anlatacağız. Çocuklar buraya hiç gelmemeliydiniz. Bakın sizin de başınız belaya girdi. Seni burada böylece bırakamazdık. Oo canım. Sen bizim her şeyimizsin Nana. Aman pek dokunaklı bir sahne. Şimdi kusacağım. Bütün bunlar senin yüzünden başımıza geldi Şoker. Bir de utanmadan alay ediyorsun. Yani. Ya ben işleri buraya kadar varacağını nereden bileyim? Acaba ilk önce hanginizden başlasam? Sayın Nemadam, bakın ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Benim onlarla bir ilgim yok. Bırakın gideyim ha. Sen sus! Amma da bağırdınız canım. Çok tırsıyorum. Ya ondadır ya burada. Ev parmağım kimledi? Nana çıktı, Nana çıktı. Yaşasın, Nana çıktı, yaşasın. Hadi, hadi. Gel buraya bakalım. Hayır, onu götüremezsin. Buna izin veremeyiz. Hayır.
Dani. Ayağıma ne oldu böyle? Kımıldayamıyorum. İnsanoğlunun gözyaşları onun ayağını taş yaptı. Hadi çabuk ol. Hadi. Çabuk buraya gelin. Hadi, 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 hadi. Aa, canım çok kanıyor. Hadi çocuklar çabuk olun. Beceriksizsen senden. Çabuk ola bir şeyler yapan. Biraz daha dökün. İçi boşmuş. Biraz daha bulun. Durun durun. Durun da şurada biraz dinlenin. Sen dinlen de dev gelip seni yakalasın. Şimdi yerini söyleyeceğim. Çok tırsıyorum. Benden asla kaçamazsınız sefil dünyalılar. Şimdi sizi yakalayacağım ve ekmek arası dünyalı yapıp biz de meyit gireceğim. Hadi, hadi çabuk, çabuk, hadi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Asıl biz sana teşekkür ederiz Nana. Korkarak ya da kaçarak yaşamamamız gerektiğini öğrettin bize. Tüm kardeşlerimizi ikna edip Dorgan'ın hakkından geleceğiz. Emin olabilirsin. Bu çok iyi olur. Hadi Nana, sabah olmadan dünyaya inmeliyiz. Sizi çok sevdim küçük dostlarım. Hadi bırak şu romantizmi de çabuk olalım. Şu tarafa doğru gittiler yüce Dorgan. Şu tarafa. Saçmalama çocuğum. Ben ne yaparım bu saçma sapan yerde? Üstelik dev adam beni ham yapar. Bize ne? Ne yaparsa yapsın. Sen bunu çoktan hak ettin Şoker. Nana, ama sen hani çok iyiydin. Ha? İyiler böyle şeyler yapmaz ki. Yani ben sana ne yaparsam yapayım, senin iyi olman gerekir. Bu kez değil Şoker. Haşki, muşki, benim için son bir iyilik. Yapar mısınız? Memnuniyetle. Buradan geçtiler Yüce Dorgan. Çabuk ol, yakala onları. Kaçamayacaksınız. Sizi yakalayacağım. Dünya sensiz çok güzel olacak Şoker. Nana, beni burada bırakamazsın. Nana, biraz oyuncaklar dünyasından bile daha sıkıcı. Baksana şunlara. Hem burada dev var Nana. Ne yapayım ben beni? Hadi çabuk olun. Ya dev adam geliyor Nana. Beni bırakma. Hadi çocuklar. Ya dev adam geliyor Nana. Beni bırakmayın ne olur. Hey dostum, bak herkes gitti, ben buradayım ya. Söyledim ya, ben senin yanındayım. Neyse ki birini yakaladım. Çok tırsıyorum. Thank you.
Açlıktan gözüm döndü. İşte elimde sen varsın. Bak dostum, ben bir oyuncağım. Sana söyledim ya, hiç tadım tuzum yok. Beni yesen midem bozulur. Bak. Sakın yapma. Denen bir yer var, biliyorum. Nefis yiyecekler var. Görsen inanamazsın. İstersen seni oraya götürebilirim. Göreceksin, bak çok memnun olacaksın. Sahi mi söylüyorsun? Tabii. Ağzının suyunu akıtacak bir sürü nefis yiyecek. Bir yolunu bulup götürürüm seni oraya. Ha? Hiç merak etme. Ha? 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 Geldi. Çocuklarla sohbet ettiler. Pek geç yattılar. Uyandırmayalım evladım.